gitmiş ya Resulallah falan denmez dedi. Evet. Denir. Tabii bu sahabe-i kiramın tatbikatından haberi olmamaktır, gaflettir. Sahabe-i kiram Rıdvanullah Aleyhi Mecmain Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra bir de yanında olmadığı yerlerde mesela Tirmizi'de geçen hadiste ya Muhammed diye o sahabe yanında olmadı. Ey Muhammed inni eteveccehu bike ila Rabbi. Ben senin aracılığınla Rabbime yöneliyorum diyor. Efendimizin adını söylüyor ya Muhammed diyor. Bu yanında olmadığı nokta fakat hayatındayken. Hayatından sonra da aynı hadisle amel eden bir kişinin Hazreti Osman'ın yanında nasıl işinin görüldüğünü anlatıyor devamında. Vefatından sonra da olabilirliğini gösteriyor. Ondan sonra mesela Bukhari'nin Edeb-i Müfret diye bir kitabı var. Orada diyor mesela İbn Kesir'de, meşhur İbn Kesir tefsirinde hepsinde geçiyor. İşte Bilal İbni Haris'in Efendimiz'in kabrine gelip sallallahu aleyhi ve sellem ümmetik, ümmetin için Allah'tan yağmur iste. Kabre diyor. Fennum kad heleku, ümmet kuraklıktan helak oldu. Yani bu sahabenin tatbikatı. Ondan sonra Yemame vakasında sahabe çok büyük zora düştü. O zaman diyor sığınmaları, nidaları, çağrıları va Muhammed ah, ey Muhammed diye sahabenin şekli bu. Yardım isteme şekli veyahut da bu mucize kabilindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında da mucizesi var. Vefatından sonra da mucizeleri devam ediyor. Bunlara göre ölümünden sonra her şey bitti. Şu anda kabrinde ölü, normal ölü gibi ölü bunlara göre. Ve işitmiyor, duymuyor hiçbir şey. Halbuki Ebu Cehil bile duyuyor diyor Buhari hadisinde de bunlar Muhammed Mustafa işitmiyor diyor. Bunlar öyle bir acayip bir şey. Ben bir tanesini Medine'de rastladım. Vaaz ediyordu orada. Adamdan su istedi. Ben 80 senesinde. 81'de. Adamdan su istedi. Ben de niye istiyor dedim ya konuşmanın arasında su mu istenir falan. Hani gizli istenir böyle. Su getir dedi. Adam kalktı su getirdi. Bir de döndü kabri şerife. Ya Muhammed su ver dedi. Ondan sonra bütün millete dedi ki görüyor musun ölmüş dedi. Veremiyor dedi. Böyle bir zihniyet. Böyle bir zihniyet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yani şanını tenkıs için düşürmek için. İşte Mustafa İslamoğlu. İşte aynı böyle bir kafa. Bunlara Vehhabi desen uymaz. Şii desen uymaz. Şu de Mutezili desen uymaz. Cebriye desen uymaz. Bunlar karma bir yol çıkartmış. Hepsinden biraz. Niye? Tam o değilim. Ben bana göreyim diyebilmek için belli bir yere de uymuyor yani. Çünkü Mutezile diyorsun o noktada Mutezile'den ayrıldığı yer var. Vehhabi desen Vehhabi Buhari'den hadis okuyorsun susuyor. Sahih diye. Bunlar Kur'an'dan ayet okusan durmuyor. Yani böyle bir durum. Yetiş meselesinde yine İbni Ömer'in ayağı uyuştu diyor. Herhalde İbni Abbas'ın yanında Buhari'de ki edemiyor. Üzkür Habben Nazi. En sevdiğin insanın adını söyle dedi. Uyuşma anında unutmayalım bu. Uyuşmayı hemen geçiriyor. O da en sevdiğin insan kimse. O da dedi ki Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o anda diyor uyuşmam geçti diyor. Bir anda diyor çözüldü bağım diyor. Uyuşma da acayip bir şey. Bazı kere böyle kaç dakikalarca adam uğudur. Bunlar hep sahabenin tatbikatında hadislerde var. Yani ne diyeyim Allah hidayet versin. Allah basiret versin. Şuur versin. Milletimiz bunlara aldanmasın. Osmanlı ecdadımızdan gelen yol hak üzeredir. Bu dedi ki o bardakçın programında Osmanlı iyi olsaydı yıkılmazdı dedi. Yahu 600-700 sene bu dine bu kadar hizmet edip yıkılmayan diye bir şey var mı? Halifelik benden sonra 30 senedir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani halifelik 30 sene sürmüş. Bunlar bu kadar bu dine hizmet ettiler. Dünyayı Müslüman ettiler. Bunlar iyi değil. Bunlar şirk üzereydi. Şefaat ya Resulallah şirktir. Efendim yetiş ya Resulallah. Ne demek? İbn-i Hacer Heytemi vardır. Çok büyük Şafii ulemasındandır. El-Fetavül Hadisiye diye bir fetvaları vardır. Orada soruyorlar. Diyorlar ki çok büyük bir alim. Muteber, 4 mezhepte muteber bir zat. Yetiş ya Abdülkadir Geylani. Ya Şeyh yetiş diye. Demek caiz midir? Diyor ki peygamberlerin mucizeleri nasıl ölümlerinden sonra devam ederse çünkü mucize ruha aittir. Ruh ölmekle bitmiyor. Ruh devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda mucizeleri devam ediyor. Ya İbn-i Kayyim-i Cevziye ki Vehhabilerin kaynaklarındandır. O bile diyor ki ruh diyor bir ruh gelir diyor Ebu Bekir gibi birinin ruhu diyor orduları bozguna uğratır diyor. Koca İbn-i Kayyim Cevziye kitabın ruhunda bunlar onun için diyorum yani bunların dayanakları yok. Uymadı mı en kabul ettiği adamı bir anda reddeder. Böyle bir zihniyet. Dolayısıyla efendim yetiş meselesinin fetvasında diyor ki velilerin de tasarrufları ölümlerinden sonra devam eder. Hayattayken keramet denir. Öldükten sonra da kerametleri devam eder. Çünkü bu ruha ait bir sıfattır. Ruh da ölmez. Dolayısıyla diyor onlara yetiş manasında nida etmek, onların kerametine talip olmak kabilindendir. Bundan dolayıdır ki caizdir diyor. Bunlar şirktir dinden çıkarsın. Hiç öyle bir şey yok. Efendim millet müslüman. Ama şu var. Veli olduğuna kesin kanaat getirilmeden böyle
yatır katır meselesi olmasın. Önüne gelen top, yani burada veli var diye olmaz. Bilmek lazım aslını, vasfını, kabrinin orada olup olmadığını. Veya kabir de şart değil. Dünyanın neresinde olsan. Efendi Mahmut Efendi Hazretleri Aziz Bayındır'a şu beyti okudu o zaman. Bizle bir tartıştı bu. Müridi eyneme istegazeni uğisi ve la kârefi berim ve bahar. Müridim nerede olursa olsun ona yardım ederim. Denizde karada imdat istese diyor Abdülkadir Geylani. Radıyallahu anh. Ya Allah ona bir tasarruf vermiş, ruhuna bir keramet vermiş. Sağlığında varsa bu keramet, öldükten sonra adamın kerameti, adamın Müslümanlığı da gitmez. Ölümünden sonra kerameti varsa da keramet de gitmez. Onun için müsteri olsunlar. Sıkışan yetiş, yetiş ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyebilir. Hiçbir sorun yoktur. Yaratan ancak Allah'tır. Kimse bir şey yaratamaz. O dostuna o yetkiyi ancak Allah vermiştir. İtikadıyla olabilir. Yani İbrahim Tatlıses bile bunlardan daha şuurlu yani. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali diyor. Ondan sonra dolayısıyla yani bazı işte örften gelen şeyler demek ki bu gibi araştırmacıların canı çıkıp da profesör olmalarına hiç lüzum yok yani. Halkın direkt yaptığı şeyler kitabın en derin yerine uyuyor yani.